Cervantes Kanın Kuvveti Seslendiren Akın Altan Sıcak yaz gecelerinden birinde ihtiyar bir Hidalgo. Hidalgo, İspanyol asilzadesi demektir. Karısı, küçük oğlu, 16 yaşındaki kızı ve hizmetçisiyle beraber Toledo'da, nehir kenarında yaptıkları gezintiden dönüyordu. Gece berraktı. Saat 11, yol tenhaydı. Toledo'da, nehir kenarında veya ovada keyif etmenin zevkini yorgunlukla ödememek için yavaş yürüyorlardı. Şehrin canlı adaletinin ve iyiliksever halkının verdiği güvenlik içinde iyi Hidalgo, şerefli ailesiyle beraber kendilerine gelebilecek herhangi bir felaketi düşünmekten uzak bulunuyordu. Fakat başa gelen felaketlerin birçoğu akıldan geçmediği için, bütün düşündüklerinin aksine olarak başlarına öyle bir şey geldi ki, eğlencelerini bozduğu, ve yıllarca onları ağlattı. Bu şehirde takriben 22 yaşında bir kabalyero vardı. Zenginliği, kanındaki asaleti, kötü temayülleri, sonsuz serbestliği, çapkın arkadaşları kendisine sıfatıyla münasebeti olmayan şeyler ve haşarılıklar yaptırıyor ve bu cüretkarlıklar ona utanç duyulacak bir şöhret veriyordu. Şimdilik saygı için adını saklayıp kendisini Rodolfo diye çağıracağımız bu kabalyero, hepsi genç, hepsi neşeli ve hepsi küstah olan dört arkadaşıyla beraber Hidalgo'nun çıktığı aynı yokuşu inmekteydi. İki eskadron, yani koyun sürüsüyle kurt sürüsü karşılaştılar ve arsız bir laballikle Rodolfo ve arkadaşları yüzlerini örterek annenin, kızın ve hizmetçi kadının yüzüne baktılar. Öfkelenen ihtiyar onların bu cüretini takbih etti ve ayıpladı. Onlar sırnaşmalarla ve alayla mukabele ettiler ve kendilerini daha fazla kaybetmeden yollarına devam ettiler. Fakat Rodolfo'nun gördüğü Leocadia'nın, Hidalgo'nun kızının adının böyle olması isteniliyor, gözünün eşsiz güzelliği onun hafızasında öylesine yerleşti ki iradesini bağlayarak onda başa gelebilecek bütün mahzurlara rağmen kıza sahip olmak arzusunu uyandırdı. Hemen düşüncesini arkadaşlarına açtı ve bir anda arkadaşları Rodolfo'yu hoş görünmek için geri dönüp kızı kaçırmaya karar verdiler. Çünkü hovarda zenginler daima haksızlıklarını meziyet sayacak ve kötü zevklerini iyi olarak vasıflandıracak kimseler bulurlar. Böylece kötü niyetin doğması, bildirilmesi, kabul edilmesi ve karar verilmesiyle Leokadya'nın kaçırılması bir oldu. Yüzlerine mendillerini koydular, kılıçlarını kınlarından çekerek döndüler ve birkaç adımda kendilerini bu küstahların elinden kurtardığından dolayı Tanrı'ya şükranlarını henüz sunmuş olan bu kimselerin yanına vardılar. Rodolfo, Leokadya'nın üzerine atıldı, onu kolları arasına alarak kaçmaya koyuldu. Kız kendisini savunacak kuvvet bulamadı. Korku, feryat etmek için sesini ve hatta gözlerinin ışığını bile yok etti.'' Çünkü bayılmıştı. Kendinde değildi. Ne kendisini kandıranı ne de nereye götürüldüğünü gördü. Babası imdat çağırdı. Annesi haykırmaya başladı. Küçük kardeşe ağladı. Hizmetçi kadın gözünü gözünü tırmaladı. Fakat ne bağrışmalar işitildi, ne feryatlar duyuldu, ne ağlama merhamet uyandırdı. Ne de yüz tırmalamaların bir faydası dokundu. Çünkü her şey o yerin ıssızlığı, Gecenin sessizliği ve kötülük yapanların merhametsiz yürekleri içinde yok olup gidiyordu. Nihayet ötekiler neşe içinde çekilip gittiler. Berikiler keder içinde kala kaldılar. Rodolfo hiçbir engele uğramadan evine vardı. Leocadia'nın annesi ve babası ise acınacak bir halde kederli ve ümitsiz kendi evlerine ulaştılar. Gözlerinin nuru olan kızları olmayınca kör gibiydiler. Yalnızdılar. Çünkü Leokadya onların tatlı ve latif arkadaşıydı. Şaşkın ve mütereddittiler. Felaketlerinden adalet makamlarını haberdar etmenin iyi olup olmadığını bilmiyorlardı. Çünkü şerefsizliklerinin yayılmasına kendilerinin sebep olmalarından korkuyorlardı. Fakir hidalgo olduklarından yardıma ve lütfa muhtaç bulunduklarını biliyorlardı. Kara talihlerinden kime şikayet edeceklerini bilmiyorlardı. Rodolfo ise ihtiyatla ve kurnazcasına Leocadia'yı evine, odasına götürmüş bulunuyordu. Onu taşırken baygın olduğunu hissetmiş, geçtiği yolları, bulunduğu evi ve odayı görmesin diye kızın gözlerini bir mendille bağlamıştı. Odada hiç kimse tarafından görülmeksizin, çünkü henüz yaşamakta olan babasının evinde ayrı bir dairesi vardı ve gerek odasının anahtarı gerekse bütün dairenin anahtarları elinde bulunuyordu. Bu erkek çocuklarına saygılı muamele yapmak isteyen babaların ihtiyatsızlığıdır. Rodolfo Leucadian uyanmasından önce hevesini tatmin etmişti. Çünkü gençliğin ifetli olmayan ihtirasları bunları daha çok kışkırtan ve kamçılayan rahatlara ve şartlara az defalar aldırış ederler veya hiç etmezler. İdrakin ışığından mahrum bir halde olan Rodolfo, karanlıkta Leocadia'nın en kıymetli hazinesini çaldı ve şehvetin günahları çoğunlukla tatmin edilmelerinin hududundan daha öteye gitmediği için Rodolfo Leocadia'nın bir anda ortadan kaybolmasını istedi ve aklına onu olduğu gibi baygın haliyle sokağın ortasına bırakmak geldi. Tam bunu yapmak üzereyken kızın kendine geldiğini gördü. Kız şöyle diyordu. Neredeyim? Bahtsız ben. Bu zulmet nedir? Beni hangi karanlıklar çevreliyor? Masumluğum berzahında mı, yoksa suçlarımın cehenneminde miyim? Ya Rabbim, bana kim dokunuyor? Ben yatakta olayım, ben bozulmuş olayım ha? Anneciğim ve senyoram, beni dinliyor musun? Sevgili babacığım, beni işitiyor musun? Ah, zavallı ben! Görüyorum ki annem ve babam beni duymuyorlar ve düşmanlarım benim yanımdalar. Gözlerim dünya nurunu artık bir defa daha görmeden bu karanlığın ebediyen sürmesinden ve bu bulunduğum yerin, burası neresi olursa olsun, namusuma, şerefime mezar vazifesini görmesinden ne kadar mesut olurdum. Çünkü bilinmeden başa gelen şerefsizlik, halkın şüphesini davet eden şereften daha iyidir. Şimdi hatırlıyorum.'' Keşke hiçbir zaman hatırlamayaydım. Biraz önce ana ve babamın yanındaydım. Hatırlıyorum, üzerime atılarak beni götürdüler. Şimdi tahayyül ediyor ve görüyorum. Ben artık başkalarının görmesi güzel değildir. Ey burada benimle beraber duran sen, kim olursan ol. Ve burada kuvvetle Rodolfo'nun ellerini sıkıyordu. Senin ruhun herhangi bir yalvarmaya açıksa sana yalvarıyorum. Madem ki iffetimi yok ettin, hayatımı da yok et ve derhal canımı al. Namusu olmayan bir kadını yaşatmak iyi değildir. Hem bana tecavüz etmek için duyduğun zulmün şiddeti beni öldürmekle duyacağım merhametle hafifleyecektir. Böylece sen aynı zamanda gaddar ve merhametli olacaksın. Leokadya'nın sözleri Rodolfo'yu şaşkına döndürdü. Tecrübesi az bir delikanlı olduğundan ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmiyordu. Sükutu Leokadya'yı hayretle bırakıyordu. Kız, yanındakinin bir hayal mi veya bir gölge mi olduğunu elleriyle araştırıp anlamaya çalışıyordu. Bununla beraber bir vücuda dokunduğu zaman, ana ve babasıyla beraber gelirken maruz kaldığı cebir ve şiddeti hatırladı ve felaketinin bütün acılığını gördü. Bu düşünceyle hıçkırıkların ve iç çekmelerin kesmiş olduğu sözlerine bir düzen vermek istedi ve şöyle dedi. Cüretkar delikanlı, yaptığın hareketler bana yaşının küçük olduğuna hükmettiriyorlar. Bana yaptığın hakareti affediyorum. Yalnız onu nasıl bir karanlık içinde saklamışsan, hiç kimseye bir şey söylemeksizin ebedi bir sükutla saklayacağını bana vaat ve yemin etmelisin. Bu kadar büyük bir zarara karşı senden küçük bir mükafat istiyorum. Fakat bu, senden isteyebileceğim ve senin bana verebileceğin en büyük şeydir. Şunu bil ki, ben hiçbir suretle yüzünü görmedim, ne de görmek isterim. Zira uğradığı makareti hatırlamakla beraber, bunu yapanı hatırlamak ve zararımın failini hafızamda saklamak istemem. Şikayetlerim, onları el aleme işittirmek istemeksizin, benimle Tanrı arasında geçecektir.'' Çünkü el alem hadiseleri oldukları gibi değil, fakat onlardan edindiği intiba göre muhakeme eder. Birçok olayların tecrübesine ve birçok yılların geçmesine dayanan bu gibi hakikatleri sana nasıl söylediğimi bilmiyorum. Çünkü benim yaşım 17'ye bile varmıyor. Bundan anlıyorum ki ıstırap, ona uğrayanın dilini aynı suretle bağlar ve çözer. Istıraplı kimse kendisine inansınlar diye bazen acısını mübalağıyla anlatır.'' Bazen ona çare bulmayacaklar diye onu söylemez. Ne suretle olursa olsun, ben susayım veya konuşayım, seni bana inanmaya ve derdime bir çare bulmaya sevk edeceğini sanıyorum. Çünkü bana inanmamak cahillik olur, beni avutmamak herhangi bir çareyi imkansız kılmak olur. Ümitsizliğe düşmek istemem. Çünkü onu bana vermek sana çok az amal olacaktır. O da şudur. Bak, Zamanın geçmesiyle ben de sana karşı olan haklı infialin azalacağını bekleme ve öyle bir şeye güvenme. Ne de hakaretleri yığmaya çalış. Benden daha az zevk aldıkça, zaten zevkini almış bulunuyorsun, arzuların daha az alevlenecektir. Bana hiçbir kastın olmadan gelişi güzel hakarette bulunduğunu farz et. Ben dünyaya gelmediğimi, gelmiş olsam da bedbaht olmak için doğduğumu farz edeceğim. Beni sokağa yahut hiç olmazsa büyük kilisenin yanına bırak. Çünkü oradan eve dönebilirim. Sen de bana beni takip etmeyeceğine, evimi bilmek istemeyeceğine, anamın babamın benim ve akrabalarımın adını sormayacağına yemin etmelisin. Akrabalarım asil oldukları kadar zengin olsalardı, benim yüzümden bu kadar talihsizliğe uğramazlardı. Buna cevap ver. Konuşmandan seni tanıyabileceğimden korkuyorsan sana bildiririm ki Babamdan ve günah çıkarttığım papazdan başka hayatımda hiçbir erkekle konuşmadım ve kendilerini seslerinden ayırt edebilecek kadar yakında konuşan az erkek duydum. Zavallı Leokadya'nın muhakemeli sözlerine Rodolfo'nun verdiği cevap, kendisinde zevk ve hevesi ve kızda şerefsizliği yeniden tenkit etmek isteyen alametleri belirtmek suretiyle onu kucaklamaktan başka bir şey olmadı. Bunu gören Leokadya, genç yaşından Umulandan daha büyük bir kuvvet kullanarak kendisine ayaklarıyla, elleriyle, dişleriyle ve aşağıdaki sözleri söyleyerek diliyle savundu. Sen kim olursan ol, hain ve yüreksiz adam. Benden alıp götürdüğün soygunların bir ağaç kütüğünden veya duygusuz bir sütundan alabildiğin şeyler olduğunu, bundan gelen yenme ve zaferinse senin alçaklığını ve haysiyetsizliğini meydana çıkardığını hesap etmelisin.'' Fakat şimdi elde etmek iddiasında olduğun galibiyete ise ancak benim ölümümle erişebilirsin. Baygın alimle beni ayaklar altına aldın ve çiğnedin. Fakat şimdi kuvvetin yerine gelmiş olduğundan beni yenemezsin. Ancak öldürebilirsin. Eğer ben ayılmış olduğum bu anda kendimi senin menfur ihtirasına teslim edersem, sen beni berbat etmek cesaretini gösterdiğin zaman yalandan bayılmış olduğumu tasavvur edebilirdin.'' Sonunda Leocadia o kadar canlı ve inatlı surette mukavemet etti ki Rodolfo'nun kuvvetleri ve arzuları gevşedi. Leocadiaya karşı kullanmış olduğu cebir ve şiddet, şehvani bir hazdan ki bundan hiçbir zaman sürekli ve hakiki aşk doğmaz, başka bir başlangıçtan gelmediğinden geçip giden haz yerine pişmanlık olmasa da hiç olmazsa kıza yardım etmek isteği kalır. Buna binaen. Soğuk ve yorgun olan Rodolfo hiçbir söz söylemeden Leocadia'yı evinde odasında bıraktı ve odayı kapayarak ne yapacağı hakkında kendilerine danışmak üzere arkadaşlarını aramaya gitti. Leocadia yalnız ve kapatılmış olduğunu anladı. Yataktan kalkarak çıkılacak kapı veya atlanacak pencere bulunup bulunmadığını görmek üzere elleriyle duvarları yoklayıp bütün odayı dolaştı. Kapıyı çok iyi kapanmış buldu ve bir pencereye rastladı. Pencereyi açabildi. Buradan ayın parıltısı girdi. Parıltı o kadar açıktı ki, Leocadia, odayı tezyin eden bazı şam kumaşlarının renklerini ayırt edebildi. Karyolanın yaldızlı olduğunu gördü. Yatak o kadar zengince süslüydü ki, herhangi bir adi kabalyerodan çok bir prensin yatağı gibi görünüyordu. Sandalyeleri ve yazı masalarını saydı. Kapının hangi tarafta olduğunu tespit etti. Duvarlarda bazı levhaların nasıl olduğunu görmekle beraber içindeki tasvirleri ayırt etmeye muvaffak olamadı. Pencere büyük ve demir bir parmaklıkla mücehhez ve muhafazalıydı ve yüksek duvarlarla çevrilmiş bir bahçeye bakıyordu. Bu engeller sokağa atlamak isteyen kızın bu niyetine karşı geldi. Odanın genişliği ve zengin mefruşatı hakkında gördüğü ve gözüne ilişen her şey onun sahibinin gelişi güzel değil, fakat tam manasıyla asil ve zengin bir kimse olduğunu anlatıyordu. Pencereye yakın duran bir yazı masası üstünde hep gümüşten yapılmış küçük bir haç vardı. Onu ne sofuluk ne de hırsızlık için değil, fakat akıllı bir maksat tarafından kışkırtılarak aldı ve entarisinin kolu içine koydu. Bunu yaptıktan sonra pencereyi eskisi gibi kapadı ve macerasının kötü başlangıcının ne gibi bir akıbeti olacağını beklemek üzere yatağa döndü. Kendi zannına göre henüz yarım saat geçmemişti ki, odanın kapısının açıldığını ve odaya bir kişinin girdiğini duydu. Bu kişi, ona bir söz söylemeden bir mendille gözlerini bağladı ve kolundan tutarak onu odadan dışarı çıkardı. Kapıyı kapamak üzere geriye döndüğünü duydu. Bu Rodolfo'ydu. Arkadaşlarını aramaya gitmiş olmakla beraber kendisiyle o kız arasında geçmiş olan şeylere arkadaşlarının tanık olmalarını iyi görmediğinden onlara tesadüf etmek istemedi. Bilakis onlara bu kötü hareketten pişman olarak ve kızın gözyaşlarını acıyarak onu yolun ortasında bırakmış olduğunu söylemeye karar verdi. Bu kararla şapak sökmeden ve gün kızı sokağa atmasına mani olmadan ve onu ertesi geceye kadar ki bu müddet zarfında Rodolfo ne yeniden kuvvetlerini kullanmak ne de tanımak istiyordu, kendi odasında tutmaya mecbur etmeden önce Leocadia'yı kızın kendisinden istemiş olduğu gibi büyük kilisenin yanında bırakmak üzere çabuk döndü. Kızı ayın tamiyen toadı belirlen meydana kadar götürdü ve orada uydurma bir sesle ve yarı Portekiz yarı İspanyol bir dille evine güvenle gidebileceğini çünkü kendisini kimsenin takip etmeyeceğini söyledi. Kız, yüzünden mendili kaldırmaya imkan bulmadan önce Rodolfo görünmeyecek bir yere gitmişti. Leocadia yalnız kaldı. Gözlerinden bağı kaldırdı, kendisini bıraktıkları yeri tanıdı. Her yana baktı, kimseyi görmedi. Fakat uzaktan kendisini takip etmelerinden şüphe ettiğinden, oradan çok uzakta olmayan evine doğru ilerleyerek her adımda duruyordu. Kendisini takip ettikleri takdirde, casusları aldatmak için, açık bulduğu bir eve girdi ve bir müddet sonra oradan kendi evine gitti. Burada ana ve babasını şaşkın, bitkin, soyunmamış ve biraz istirahat etmeyi akıllarından geçirmez bir halde buldu. Kendisini görünce açık kollarla ona doğru koştular ve gözlerinde gözyaşlarıyla onu kabul ettiler. Heyecan ve korku içinde olan Leokadya, ana ve babasının kendisiyle bir yana çekilmelerini istedi, öyle yaptılar ve orada kısa sözlerle onlara bütün acıklı macerasını, bunun bütün tafsilatını, kendisine saldıran ve iffetini çalan hakkında hiçbir bilgisi olmadığını anlattı. Felaketinin tragedyasının oynandığı tiyatro sahnesinde gördüklerinden, pencereden, bahçeden, parmaklıktan, yazı masalarından, yataktan, şam kumaşlarından bahsetti ve sonunda onlara beraberinde getirmiş olduğu haçı gösterdi. Bunun tasviri önünde gözyaşları yenilendi, lanetler okundu, öç alma istenildi ve mucizeli cezalandırılmalar arzu edildi. Leokadio onlara, kendisine saldıranın kim olduğunu bilmeyi arzu etmemekle beraber, anası ve babası onu tanımanın iyi olduğunu sanıyorlar idi ise, bu tasvir vasıtasıyla ve şehrin bütün parrokiyalarının, parrokiya, bir nahiye veya mahalleyi içine alan kilise idari bölümü, kürsülerinden papazların, Böyle bir tasvir kaybetmiş olanlara bunun, kendilerinin gösterecekleri rahibin elinde bulunduğunu ilan etmeleri suretiyle onu yapabileceklerini, böylece tasvir sahibini bilmekle kendi düşmanının evinin ve hatta şahsının bilineceğini söyledi. Buna babası cevap verdi. Kızım, eğer senin makul muhakemene adil kurnazlık karşı koymayaydı dediklerin çok doğru olurdu. Çünkü hiç şüphe yok ki bu tasvirin bugünkü günde bahsettiğin odada mevcud olmadığı görülecek ve sahibi onu, odada kendisiyle beraber bulunmuş olan şahsın götürmüş olduğuna muhakkak gözüyle bakacaktır. Tasvirin bir rahibin elinde olduğu haberinin alınması, kaybetmiş olan sahibi açığa çıkarmaktan çok onu, elinde bulunduran kimseye, yani rahibe vermiş olmanın bilinmesine yarayacaktır. Çünkü tasvirin alametlerini sahibinin kendisine vereceği başka bir kimsenin onu gelip araması mümkündür. Böylece Hatta onu rahibe üçüncü bir şahıs vasıtasıyla verdirerek, şüphelendiğimiz aynı hileyi kullanabilsek bile, bilgi edinmekten çok tereddüt içinde kalmış olacağız. Senin yapacağın şey, kızım, onu saklamak ve kendini ona emanet etmektir. Madem ki o, felaketine şahit olmuştur, sana hakkını iade edecek bir yargıcın bulunmasına da müsaade edecektir. Düşün ki kızım, bir onza, takriben 29 gramlık bir ölçü, Aleni şerefsizlik bir arroba, 25 librilik bir ölçü, saklı haysiyetsizlikten çok insana zarar getirir. Madem ki halk içinde Tanrı'ya göre şerefli yaşayabilirsin, kendine göre gizli olarak şerefsiz olmaktan keder etme. Hakiki şerefsizlik günahta ve hakiki şeref fazilettedir. Tanrı sözle, arzuyla ve fiille incitilir. Madem ki sen onun ne sözle, ne düşünüşle, ne de fiille incitmedin, kendini şerefli telakkiye et. Ben de daima hakiki baban sıfatıyla seni öyle telakkiye edeceğim. Bu tedbirli sözlerle babası Leokadya'yı avuttu ve annesi de onu yeniden kucaklayarak avutmaya çalıştı. Leokadya yeniden inledi, ağladı ve söylendiği gibi başını saklamaya ve ana babasının koltuğuna sığınarak, fakir olduğu kadar şerefli olan bir giyinmeyle yaşamaya katlandı. Bu sırada evine dönen Rodolfo, tasvirin yerinde olmadığını görerek, onu kimin götürebileceğini tahmin etti. Fakat hiç aldırış etmedi ve zengin olduğundan onu hesaba katmadı. Aradan üç gün geçtikten sonra İtalya'ya hareket ederken odada kalan her şeyi annesinin bir oda hizmetçisine teslim ettiği zaman da anası babası tasviri sormadılar. Rodolfo çok zamandan beri İtalya'ya gitmeye karar vermişti. İtalya'da bulunmuş olan babası yalnız kendi yurtlarında olan efendi olan kimselerin efendi olmadıklarını, gurbette de efendi olmak gerektiğini söyleyerek Rodolfo'yu gitmeye kandırıyordu. Bu ve başka sebepler yüzünden Rodolfo'nun isteği, babasınınkini yerine getirmeye karar verdi. Babası ona Barcelona, Cenova, Roma ve Napoli için büyük para kredileri açtı. Rodolfo arkadaşlarından iki kişiyle beraber İtalya ve Fransa'daki misafirhanelerin bolluğu ve İspanyolların oradaki konaklarda malik oldukları serbesti hakkında bazı askerlerden duyduklarının iştahıyla derhal hareket etti. İtalyanca "İşte iyi tavuklar, güvercinler, domuz, et ve sucuklar" ve buna benzer başka adlar kulağa hoş çalıyordu. Askerler o taraflardan bu taraflara geldikleri ve İspanya misafirhanelerinin ve hanlarının darlığı ve rahatsızlığı içinden geçtikleri zaman bu adları hatırlarlar. Nihayet Rodolfo Leokadia ile olup bitenleri aralarında hiçbir vakit sanki bir şey geçmemiş gibi az hatırlayarak gitti. Leokadia bu zaman zarfında mümkün olan çekilme içinde felaketini alnında okuyacaklarmış korkusuyla kendisini hiç kimseye göstermeden ana ve babasının evinde yaşıyordu. Fakat birkaç ay sonra şimdiye kadar isteyerek yaptığı şeyi zorla yapmaya mecbur kaldı. Çekilmiş olarak ve saklı yaşamasının uygun olduğunu gördü. Çünkü gebe kaldığını hissetti. Bu hadiseden dolayı biraz unutulmuş olan gözyaşları tekrar gözlerinde belirdi. İç çekmeleriyle feryatlar, iyi annesinin mahirliği onu avutmaya muvaffak olmaksızın yeniden rüzgarlara çarpmaya başladı. Zaman çabuk geçti ve doğurma anı geldi.'' Doğurma o kadar gizlilikle oldu ki bir ebe kadına bile güvenilemedi. Annesi ebe vazifesini üstüne aldı ve Leokadya tasavvur edilebilecek en güzellerinden bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun doğmasındaki aynı tedbir ve sırla çocuk bir köye götürüldü. Burada dört sene büyüdü. Yeğen adı altında büyük babası onu eve getirdi. Burada zenginlik içinde olmasa bile fazilet içinde büyütülüyordu. Büyük babasının adı Louis olduğundan kendisine de bu ad verilen çocuk güzel yüzlü, mülayim huylu, parlak zekalıydı ve bu genç yaşta yapabildiği bütün fiil ve hareketleriyle asil bir babadan doğduğunu gösteriyordu. Letafeti, güzelliği ve akıllılığı kendisini büyük anasına ve babasına o kadar sevdirmişti ki onlar kendilerine böyle bir torun verdiğinden dolayı kızlarının felaketini bir bahtiyarlık saymaya başladılar. Çocuk sokakta giderken üzerine binlerce hayır dua yağıyordu. Bazıları onun güzelliğini, başkaları onu doğurmuş olan anneyi, şuradakiler ona hayat vermiş olan babayı, oradakiler onu bu kadar iyi büyütenleri takdis ediyorlardı. Kendisini tanıyanların ve tanımayanların alkışıyla çocuk yedi yaşına vardı. Bu yaşta latinceyi ve halk dilini okuyabiliyor ve düzgün ve çok iyi bir yazı yazabiliyordu. Büyük anne ve babasının gayesi, madem ki onu zengin yapamıyorlardı, sanki bilgi ve fazilet hırsızların ve talih denen şeyin üzerinde hiç nüfuzu olmadığı zenginliklermiş gibi faziletli ve bilgili yapmaktı. Çocuk bir gün, büyük annesinin bir işi için bir kadın akrabasına giderken, kabalyeroların at koşusu yaptıkları bir sokaktan geçiyordu. Seyretmeye koyuldu ve daha iyi bir yer bulmak için bir yandan öte yana geçti. Öyle bir zamanda ki bir at tarafından devrilmekten kaçınamadı. Atın koşması hızı içinde sahibi onu tutamadı. At çocuğun üstünden geçti ve onu ölü gibi yere serilmiş ve başından çok kan akıtır bir halde bıraktı. Bu hemen olup bitmişti ki koşuya bakmakta olan ihtiyar bir kabalyoro görülmemiş bir çeviklikle atından sıçrayarak çocuğun olduğu yere geldi. Çocuğu daha önce kaldırmış olan birisinin kollarından kendi kollarını aldı ve ne ak saçlarına ne de çok olan otoritesine bakmaksızın hizmetçilerine kendisini yalnız bırakmalarını ve çocuğu tedavi edecek bir cerrah aramalarını emrederek geniş adımlarla evine yürüdü. Bu kadar güzel bir çocuğun felaketine acıyan birçok kabalyoralar onun arkasından gittiler. Çünkü devrilen çocuğun büyük babasının adı anılarak falan kabalyeronun torunu Luizico olduğu haberi çabuk yayıldı. Bu haber büyük anasının babasının ve saklanan annesinin kulağına erişinceye kadar ağızdan ağza dolaştı. Bunlar olayı tahkik edince çılgın ve deliye dönmüş bir halde sevgili yavrularını aramaya çıktılar. Çocuğu alıp götürmüş olan kabalyero çok tanınmış ve çok asil bir zat olduğundan tesadüf etmiş oldukları birçok kimseler onun evini gösterdiler. Eve vardıkları zaman çocuk cerrahın elinde bulunuyordu. Evin sahibi olan kabalyero ve karısı Çocuğun ana ve babası sandıkları bu kimselerden ağlamamalarını ve şikayet için seslerini yükseltmemelerini rica ettiler. Çünkü böyle yapmanın çocuğa hiçbir faydası dokunamazdı. Ünlü bir kimse olan cerrah, çocuğun yarasını çok büyük bir ihtimam ve hazakatla tımar ettikten sonra yaranın ilk önce korktuğu kadar öldürücü olmadığını söyledi. Tedavinin ortasında Louis kendine geldi. Çünkü o ana kadar baygındı. Amcasını ve teyzesini görmekten sevindi. Bunlar ağlayarak kendisini nasıl hissettiğini sordular. Cevaben kendisini iyi hissettiğini ancak vücudunun ve başının çok ağrıdığını söyledi. Tabip çocukla konuşmamalarını, onu istirahat etmeye bırakmalarını emretti. Öyle yapıldı ve dedesi ev sahibine, torunu hakkında göstermiş olduğu hayırseverlikten dolayı teşekkür etmeye başladı. Bunu Caballero, kendisine teşekkür etmesi lazım gelmediğini, çünkü çocuğu düşmüş ve devrilmiş gördüğü zaman çok muhabbetle sevdiği bir oğlunun yüzünü görür gibi olduğunu, bunun kendisini çocuğu kollarına almaya ve evine götürmeye sevk ettiğini, tedavinin süresi müddetince çocuğun evde kalacağını ve kendisine mümkün ve lüzumlu olan bakımın yapılacağını söyledi. Asil bir senyora olan karısı aynı şeyi söyledi ve hatta daha geniş vaatler yaptı. Büyük baba ve büyük anne bu kadar Hristiyanlıktan hayran kaldılar. Fakat anne daha çok hayrette kaldı. Çünkü cerrahın verdiği haberler üzerine yüreğinin korku ve heyecanı biraz yatışmış olduğundan oğlunun bulunduğu odaya dikkatle baktı ve birçok işaretlerden orasının kendi şerefinin bittiği ve felaketinin başladığı oda olduğunu açıkça tanıdı. O zaman bulunan şam kumaşlarıyla oda şimdi süslü olmamakla beraber Leokadya odanın düzenini tanıdı, bahçeye bakan parmaklıklı pencereyi gördü ve bu pencere yaralı çocuk yüzünden kapalı tutulduğundan bir bahçe üzerinde bulunup bulunmadığını sordu. Kendisine evet cevabı verildi. Fakat en çok tanıdığı şey o yatağın, kendi mezarının taşı olarak addettiği aynı yatak oluşu ve bundan başka kendisinin alıp götürmüş olduğu tasvirin üzerinde bulunduğu aynı masanın aynı yerde duruşuydu. Nihayet kendisini odadan gözleri bağlı olarak çıkardıkları zaman saymış olduğu merdiven basamakları bütün şüphelerinin hakikatini açığa vurdu. Oradan sokağa kadar olan ve kendisinin akıllı bir tedbirle saymış olduğu basamakları söylüyorum. Oğlunu bırakıp da evine döndüğü zaman onları yeniden saydı ve sayıyı doğru buldu. Bazı işaretleri başkalarıyla karşılaştırınca hayalinden geçen şeyin tamamıyla doğru olduğunu gördü. Bunu tafsilatıyla annesine anlattı. Akıllı olan annesi, torununun yanında bulunduğu Caballero'nun Şimdi veya önce bir oğlu olup olmadığı etrafında bilgi edindi ve Rodolfo adıyla çağırdığımızın onun oğlu olduğunu ve İtalya’da bulunduğunu öğrendi. Rodolfo’nun İspanya’dan ayrıldığını söyledikleri zamanı hesaplayınca, torununun yaşı olan 7 yılı olduğunu gördü. Bütün bunlardan kocasını haberdar etti. İkisi ve kızları aralarında Tanr’ının yaralı çocuğu ne hale getireceğini beklemeye karar verdiler. Çocuk 15 gün içinde tehlikeyi atlatmış, 30. günü de kalkmış bulunuyordu. Bütün bu müddet zarfında annesi ve büyük annesi tarafından ziyaret edilmiş ve ev sahiplerinden kendi oğullarıymış gibi muamele görmüştü. Bazı defalar Donya Estepenya, Caballero'nun karısının adı böyleydi, Leocadia ile konuşurken diyordu ki bu çocuk kendisinin İtalya'da bulunan oğluna o kadar benziyordu ki ona bakıp da önünde kendi oğlunu gördüğünü sanmadığı hiçbir vakit yoktu. Bu sözleri vesile ittihaz eden Leocadia, Donya Estefanya ile yalnız kaldığı bir defasında ona, anası ve babasıyla söylemeye kararlaştırmış olduğu şu veya bunlara benzer sözleri söyledi. ''Senyora, anam ve babam yeğenlerinin o kadar çok hırpalandığının söylendiğini duydukları gün, gökyüzünün katlandığını ve bütün dünyanın üzerlerine çöktüğünü sandılar ve düşündüler. Başka ana ve babaların kendi oğullarını sevmek itiyadında oldukları sevgiyi kat kat aşan bu sevgiyle sevdikleri bu torunlarının kaybıyla gözlerinin nurunu ve ihtiyarlıklarının dayanağını kaybettiklerini sandılar. Fakat Tanrı yarayı verir, devasını da verir dedikleri gibi çocuk bu evde devasını buldu. Ben de burada hayatım sürdükçe unutamayacağım bazı hatıraların anılmasını buldum. Ben senyora asilim çünkü anam ve babam asildirler ve bütün dedelerim asildiler. Onlar talihin verdiği orta servetler içinde her yaşamış oldukları yerde şereflerini mutlu surette korudular. Donya Estefanya hayret ve şaşkınlık içinde Leokadya'nın sözlerini dinliyor ve onu görmekle beraber bu kadar küçük bir yaş içinde çünkü kendi tahminine göre kızın aşağı yukarı 20 yaşında olduğuna hükmediyordu, böyle bir zekanın bulunmasına inanamıyordu ve ona bir söz söylemeksizin ve cevap vermeksizin kendisine söylemek istediği bütün sözleri söylemesini bekledi. Bu sözlerde oğlunun saldırışını, kendi şerefsizliğini, kaçırılmayı, gözlerinin bağlanmasını, o odaya götürülmesini, odanın kendisinin şüphelendiği oda olduğunu gösteren alametleri anlatmaya yeten sözler oldu. Bunları tehdit etmek üzere o zaman alıp götürmüş olduğu haçlı tasviri göğsünden çıkararak ona hitaben şunları söyledi. ''Bana karşı kullanılan cebir ve şiddete şahit olmuş olan sen ey Tanrı!'' Bana yapılması gereken tabizatın yargıcı ol. Seni o yazı masasının üstünden, uğradığım hakareti sana daima hatırlatmak maksadıyla aldım. Bunu senden onun iddia etmediğim öcünü istemek için değil, fakat bana sabır içinde dayanabileceğim bir avutma veresin diye yaptım. Senyora, hakkında hayırseverliğinizin son addini göstermiş olduğunuz bu çocuk sizin hakiki torununuzdur.'' onun bir at tarafından devrilerek evinize getirilmesi ve bu suretle benim bu evde felaketimin en iyi çaresini olmasa da hiç olmazsa ona katlanabileceğim vasıtayı ümit ettiğim üzere bulmam Tanrı'nın bir cilvesi olmuştur. Bunu söyleyerek ve haçı kucaklayarak Estefanya'nın kolları arasına baygın bir halde düştü. Erkekte gaddarlığın tabi olması kadar kendisinde şefkat ve merhametin tabi olması mutat olan kadın ve asil sıfatıyla Estefanya Sonunda Leokadya'nın bayıldığını görünce yüzünü yüzüne yaklaştırarak onun üzerine o kadar gözyaşı döktü ki Leocadia'nın ayılması için üstüne başka su dökmek gerekmedi. İkisi bu durumdayken Estefanya'nın kocası olan Caballero elinden Luiziko'yu tuttuğu halde içeriye girdi. Estefanya'nın ağlamasını ve Leocadia'nın bayılmasını görünce aceleyle bunun sebebini söylemelerini istedi. Çocuksa annesini, teyzesinin kızı sıfatıyla ve büyük annesini iyilik yapıcısı sıfatıyla kucaklıyor ve niçin ağladıklarını soruyordu. Estepanya kocasına cevap verdi. Size söyleyecek büyük şeyleri var. Bunlar, bu bayılan kadının sizin kızınız ve bu çocuğun torununuz olduğunu bilmeniz şeklinde hülasa edilebilir. Size söylediğim bu hakikati, bana bu kız söyledi ve onu bu çocuğun, onda ikimiz de oğlumuzun yüzünü görmüş olduğumuz, Yüzü tekit etti ve ediyor. Caballero, ''Kendi kendinizi açıklayamazsınız, senyora. Ben sizi anlamıyorum.'' dedi. Bu aralık Leocadia kendine geldi. Haçı kucaklamıştı, gözyaşı deryasına dönmüşe benziyordu. Bütün bunlar Caballero'yu şaşkına döndürmüş bulunuyordu. Bu şaşkınlıktan karısının kendisine, Leocadia'nın bütün anlatmış olduğunu anlatmakla çıktı. O buna, gökyüzünün ilahi izniyle, birçok ve doğru tanıklarla kendisine ispat etmişler gibi inandı. Leukadya'yı kucakladı ve avuttu, torununu öptü. Aynı gün Napoli'de bir Tatar yollayarak oğullarına derhal geri gelmesini, çünkü kendisini olağanüstü güzel ve ona uygun olan bir kadınla evlendirmeye karar verdiklerini bildirdiler. Leokadya'nın ne de oğlunun ana ve babasının evine dönmesine rıza gösterdiler. Bunlar kızlarının bu iyi talihinden dolayı son derece memnun olarak Tanrı'ya şükrediyorlardı. Tatar, Napoli'ye ulaştı ve Rodolfo, babasının kendisine bildirdiğine göre bu kadar güzel olan bir kadını tatmak oburluğuyla, mektubu aldıktan iki gün sonra, İspanya'ya hareket etmek üzere bulunan dört kadırgadan faydalanarak, kendisini terk etmemiş olan iki arkadaşıyla beraber, müsait bir yolculukla, 12 iki günde Barcelona'ya ve oradan Postayla yedi günde Toledo'ya vardı. Babasının evine o kadar yakışıklı ve göz alımlı olarak girdi ki, yakışıklığın ve hovardalığın son raddeleri kendisinde birleşmiş bulunuyordu. Ana baba oğullarının gürbüzlüğünden ve hoş gelişinden sevindiler. Donya Estepanya'nın göstermiş olduğu hareket tarzından ve vermiş olduğu emirden dışarı çıkmamak için Rodolfo'ya gizli bir yandan bakan Leokadia heyecan içindeydi. Rodolfo'nun arkadaşları derhal evlerine gitmek isteyeceklerdi fakat Estefanya kendi tasarısı için kendilerine ihtiyacı olduğundan gitmelerine rıza göstermedi. Rodolfo muvasalat ettiği zaman geceye yakındı ve akşam yemeği hazırlanmaktayken Estefanya oğlunun Leocadia'nın kendisini kaçırdıkları gece Rodolfo ile beraber bulunduklarını söylemiş olduğu üç arkadaşından hiç şüphesiz ikisi olması lazım geldiğini sandığı iki arkadaşını bir kenara çekerek kendilerinden bu kadar yıl önce gecenin birinde oğlunun bir kadın kaçırdığını hatırlayıp hatırlamadıklarını söylemelerini büyük yalvarmalarla rica etti. Çünkü bunun doğruluğunu bilmek, bütün akrabaların şeref ve sükunetini ilgilendiriyordu. Onlara o kadar ısrarla yalvarmasını ve bu kaçırma fiilini açığa vurmaktan kendilerine herhangi bir zarar gelmeyeceğini onlara öyle temin etmesini bildi ki onlar bir yaz gecesinde kendisinin işaret ettiği aynı gece İkisi başka bir arkadaş ve Rodolfo ile beraber giderlerken bir kızı kaçırdıklarının ve kendileri bağırıp çağırmak suretiyle kızı korumak isteyen aile efradını durdurdukları esnada Rodolfo'nun kızı alıp götürdüğünün doğru olduğunu itiraf etmenin iyi olduğunu gördüler ve Rodolfo'nun onlara ertesi günü kızı evine götürmüş olduğunu söylediğini ve kendilerine sorulmakta olan soruya verecekleri cevabın ancak bundan ibaret olduğunu ilave ettiler.'' Bu ikisinin itirafı, bu olayda Donya Estepanya'nın aklına gelebilen bütün şüpheleri anahtarla açar gibi oldu. Bu suretle aşağıdaki iyi düşüncesini sona erdirmek kararını aldı. Akşam yemeğine oturmadan biraz önce annesi Rodolfo ile beraber yalnız başına bir odaya girdi ve oğlunun eline bir resim tutuşturarak ona dedi. ''Ben, oğlum Rodolfo, karını göstermek suretiyle sana lezzetli bir yemek yedirmek istiyorum.'' Bu onun hakiki resmidir. Fakat sana şunu söylemek isterim ki, güzellikteki noksanlığını, faziletteki büyüklüğü kat kat geçiyor. Asil ve zekidir ve orta halde zengindir. Ve madem ki babam ve ben sana onu seçtik, onun sana uygun olan kadın olduğunu temin ederim. Rodolfo resme dikkatle bakarak dedi. Çizdikleri yüzler için güzellik israfına umumiyetle alışık olan ressamlar bu yüzde de müsrif davranmışlarsa, hiç şüphesiz aslı çirkinliğin ta kendisi olması lazım gelir sanırım. Dinim hakkı için senyoram ve anneciğim, oğulların kendilerine verdikleri emirlerde ana ve babalarına itaat etmeleri doğru ve iyidir. Fakat ana ve babalarının da oğullarına en çok beğenecekleri bir durumu vermeleri uygun ve daha iyidir. Ve madem ki evlilik düğümü ancak ölümün çözdüğü bir düğümdür, Bağlarının eşit olması ve aynı iplikten yapılmış bulunması iyi olur. Fazilet, asalet, akıllılık ve talihin servetleri bunları karısıyla beraber paylaşan erkeğin zekasını ferahlandırabilirler. Fakat karının çirkinliğinin kocanın gözlerini neşelendirebileceği bana imkansız görünüyor. Ben gencim. Fakat evliliğin kutsallığıyla evlilerin tattıkları haklı ve vacip zevkin uyuşmasını iyi anlarım. O Eksik olursa evlilik topallar ve ikinci gayesinden vazgeçmiş olur. Çünkü salonda, sofrada ve yatakta her saatte gözlerinin önünde bulundurulması gereken çirkin bir gözün zevk verebileceğini düşünmeyi, tekrar söylüyorum, hemen imkansız bulurum. Başınız için, anneciğim bana, kendisinden nefret edeceğim değil, fakat hoşlanacağım bir eşveriniz. Öyle ki Tanrı'nın bize koyacağı boyunduruğu ikimiz de sağa sola sapmadan eşit olarak ve doğru yolda taşıyalım. Dediğiniz gibi bu senyora asil, akıllı ve zenginse kendisi için benimkinden farklı bir mizaç sahibi koca eksik olmaz. Öyle erkekler var ki asalet başkaları akıllılık başkaları para ve başkaları güzellik ararlar. Ben bu sonunculardanım. Çünkü asalete gelince Tanrı'ya dedelerime ve ana ve babama şükürler olsun bana onu miras olarak bıraktılar. Zeka ve akla gelince bir kadının aptal, ahmak, budala olmaması şartıyla ukalalık edecek kadar ince ve hiçbir şeye yaramayacak kadar cahil olmaması yeter. Zenginliğe gelince, ana ve babamın zenginliği fakir olmaktan korkmayacağım kadardır. Aradığım, istediğim şey güzelliktir ve namuskarlıkla iyi adetlerin teşkil ettiğinden başka çeyiz istemem. Karımda bu varsa Tanrı'ya şevkle hizmet edeceğim, ana ve babama mesut bir ihtiyarlık sağlayacağım. Annesi, Rodolfo'nun sözlerinden tasarısının iyi bir neticeye gittiğini anlayarak son derece memnun kaldı. Oğluna, kendisine arzusuna uygun bir surette evlendirmeye çalışacağını, bunun için hiç merak etmemesini, çünkü o hanımla evlenmesi için yapılmış olan sözleşmenin bozulması kolay olduğunu söyledi. Rodolfo buna sevindi. Akşam yemeği saati gelmiş olduğundan sofraya oturmaya gittiler. Annesi, babası, Rodolfo ve iki arkadaşı sofraya henüz oturmuşlardı ki, Donya Estefanya ihmalci bir tavırla, ''Ne günahkar insanım, misafirimi ne de kötü ağırlıyorum.'' Bir hizmetçiye, ''Gidin de Senyora Donya Leokadya'ya, teklif tekellüfe bakmaksızın gelip bu sofraya şeref vermesini söyleyin. Çünkü buradakilerin hepsi benim oğullarım ve kendisinin hadimleridir.'' Bütün bunlar Donya Estefanya'nın bir planıydı ve Leocadia ne yapacağı hakkında önceden haberdar edilmişti. Leocadia çıkıp gelmekte ve güzelliğinin ani ve süslü ve tabi bir güzelliğin herhangi bir zamanda verebileceği en güzel bir numunesini vermekte gecikmedi. Kış olduğundan uzun siyah kadifeden her tarafı altın düğmelerle ve incilerle süslü, kemeri ve yakası elmaslı bir elbise giymişti. Uzun ve çok sarı olmayan saçları zinet ve başörtüsü vazifesini görüyorlardı. Örgü ve kaküllerin yakıştırışı ve onlar arasına giren elmasların parıltısı bakan gözlerin nurunu bulandırıyordu. Leokadya zarif endamlı ve narindi. Elinden oğlunu tutuyordu. Önünde iki gümüş şamdan içinde iki mum taşıyan ve yolunu aydınlatan iki oda hizmetçisi yürüyordu. Herkes ona sanki gökyüzüne ait bir şeymişti orada mucize kabilinden görünmüş gibi reverans yapmaya kalktı. Ona bakmakla apışıp kalan oradakilerden, zannedildiğine göre hiçbiri o şaşkın hallerinde ona söyleyecek bir söz bulamadı. Leokadya, edalı bir letafet ve sevimli bir nezaketle herkese eğildi. Estepanya, onu elinden alarak kendi yanında ve Rodolfo'nun karşısında oturttu. Çocuğu dedesinin yanına oturttu. Leokadya'nın kıyas edilemez güzelliğine daha yakından bakan Rodolfo kendi içinden "Annemin bana seçtiği kadın bu güzelliğin yarısına malik olsa ben kendimi dünyanın en bahtiyar adamı sayardım. Aman ya Rabbim! Benim bu gördüğüm ne? Hayranlıkla bakmakta olduğum yoksa insan şeklinde bir melek midir?" diyordu. Bu esnada Leocadia'nın güzel hayali Rodolfo'nun gözlerinden girerek kalbine sahip olmaya gidiyordu. Yemek müddetince ara sıra gizli gizli bakan gözlerinin nurundan daha çok sevdiği erkeğe kendisini bu kadar yakın gören Leocadia ise Rodolfo ile aralarında olup biteni hayalinden geçirmeye başladı. Kendi kocası olması hakkında Rodolfo'nun annesinin vermiş olduğu ümitler, annenin vaatlerinin kendi talihinin kötülüğüne tekabül edecekleri korkusuyla ruhunda zayıflamaya başladılar ebediyen mesut ve bahtsız olmayan ne kadar yakın bulunduğunu mülaza ediyordu. Bu mülazası o kadar şiddetli ve düşünceleri o kadar devirici oldular ve kalbini öyle ezdiler ki bir anda terlemeye ve sararmaya başlayarak baygınlık geçirdi. Bu baygınlık kendisini başını Donya Estepanya'nın kolları arasına yaslamaya zorladı. Donya Estepanya onu böyle görünce telaşla Leokadya'nın başını kolları arasına aldı. Herkesi bir telaş aldı ve sofrayı bırakarak ona yardıma koştular. Fakat en çok kaygı alametleri gösteren Rodolfo oldu. Çünkü Leocadia'nın yanına çabuk varmak isterken iki defa ayağa takıldı ve yere düştü. Ne düğmelerini çözmekle ne de yüzüne su serpmekle Leocadia kendine gelmiyordu. Bilakis nefes almayan göğsü ve atmayan nabzı ölümünün kati alametleri gibi görünüyordu. Evin hizmetçi kadın ve erkekleri, daha az düşüncelilikle bağırıp ağlaşmaya ve ölüm haberini yaymaya koyuldular. Bu acı haberler Leokadya'nın, Donya Estefanya'nın daha keyifli bir vesile için saklamakta olduğu anasının ve babasının kulağına erişti. Bunlar, yine kendileriyle beraber olan mahalle papazıyla Estefanya'nın emrini bozarak salona çıktılar. Papaz, Leokadya'nın günahlarına pişmanlık alametleri gösterip göstermediğini görmek ve günahlarını affettirmek üzere çabuk erişti ve bir bayılmış bulacağını sandığı yerde iki bayılmış kişi gördü. Çünkü Rodolfo yüzünü Leokadya'nın göğsü üstüne koymuş bir halde bayılmış bulunuyordu. Annesi kendisine ait olması lazım gelen bir şeymiş gibi oğlunun Leokadya'ya yaklaşmasına müsaade etmişti. Fakat oğlunun da kendinden geçmiş olduğunu gördüğü zaman çıldıracak gibi oldu ve Rodolfo'nun kendine geldiğini görmeseydi çıldıracaktı da. Rodolfo bu kadar mübalağalı bir gönül yumuşaklığı gösterdiğini görmelerinden utanmış bir halde kendine geldi. Fakat annesi, oğlunun duyduklarını hemen anlamış gibi ona şunu dedi. ''Gösterdiğim mübalağalı heyecandan dolayı utanma oğlum. Fakat artık senden saklamak istemediğim şeyi, çünkü onu daha şen bir zamana bırakmayı düşünüyordum, öğrenince gösteremeyeceğin heyecandan dolayı utan. Bil ki, canım evladım.'' kollarım arasında tuttuğum bu bayılmış kadın senin hakiki karındır. Ona hakiki diyorum çünkü ben ve baban onu sana seçmiş bulunuyoruz. Resimdeki kadın sahtedir. Rodolfo bunu duyduğu zaman aşık ve yanan arzusu tarafından sürüklenmiş olarak ve koca sözü, mahallin namus ve edebinin kendisine koyabileceği engelleri kaldırdığından dudaklarını Leokadya'nın dudaklarına yapıştırarak kızın ruhunun onu kendi ruhunda toplamak için sanki çıkmasını bekledi. Fakat acımadan dolayı herkesin gözyaşları artmakta ve ıstıraptan dolayı sesler yükselmekte ve Leokadya'nın anasının ve babasının saçları ve sakalı yolunmaktan dolayı azalmakta ve oğullarının bağrışmaları göklere çıkmakta olduğu bir anda Leokadya ayıldı. Ayılmasıyla beraber etraftakilerin göğsünden kaybolmuş olan neşe ve memnunluk da geri döndü. Leocadia kendisini Rodolfo'nun kolları arasında buldu ve namuslu bir zorlayışla kendisini onlardan kurtarmak istedi. Fakat Rodolfo ona, ''Hayır, senyora, böyle olmamalı. Sizi ruhunun içinde bulunduran kimsenin kollarından kurtulmak için savaşmanız doğru değildir.'' Bu söz üzerine Leocadia tamamıyla kendisine geldi ve Donya Estefania, papaza oğlunu Leocadia ile derhal evlendirmesini söyleyerek ilk kararını daha çok uzatmak istemedi. Papaz böylece evlenmeyi yaptı. Çünkü bu olay evlenmelerin şimdi kullanılmakta olan doğru ve mukaddes muamelelere ve tedbirlere lüzum olmaksızın akit tarafların sadece rızasıyla yapılabildiği zamana rastladığından evlenmeye engel hiçbir zorluk olmadı. Evlenmenin yapılması üzerine bunda hazır bulunmuş olan bütün kimselerin sevincini Leocadia'nın ana ve babasının Rodolfo'yu kucaklamalarını Tanrı'ya ve Rodolfo'nun anasına ve babasına yaptıkları şükranları, iki tarafın karşılıklı hediyelerini, Rodolfo'nun arkadaşlarının muvasalatları gecesi hiç akıllarından geçirmedikleri halde bu kadar güzel bir nikahı görmüş olmalarından ve bahusus Donya Estefanya'nın herkesin önünde nakletmiş olmasıyla Leocadia'nın kendi refakatlerinde oğlunun kaçınmış olduğu genç kız olduğunu öğrenmelerinden doğan hayretini, ki Rodolfo bundan daha az hayrette değildi, nakletmeyi başka bir kaleme ve benimkinden daha ince olan başka bir zekaya bırakıyorum. Rodolfo, hakikaten daha emin olmak için, ana ve babasının onu iyi tahkik etmiş olduğunu sandığından dolayı kendisinin hiç şüphe etmediği şeye tamamıyla nasıl vakıf olduğunu bir işaret vererek söylemesini Leokadya'dan istedi. Leokadya şöyle cevap verdi. Öteki bayılmadan ayıldığım ve kendime geldiğim zaman kendimi, ''Senyor, sizin kollarınızda şerefsiz olarak buldum.'' Fakat ona hesap etmiyorum. Çünkü şimdiki bayılmadan kendime geldiğimde, kendimi yine o zamanki erkeğin kollarında, fakat şerefli olarak buldum. Bu işaret yetmiyorsa, sizden ancak benim çalabildiğim bir haçın tasviri yetsin. Elverir ki, o sabah onun yerinde olmadığının farkına varmış olasınız ve o... Senyora'nın elindekinin aynı olsun. Siz ruhumun tasvirisiniz ve Tanrı'nın bana ihsan edeceği ömür süresince benim olacaksınız. Leokadya'yı yeniden kucakladı ve yeniden onlara hayır dualar ve tebrikler yapıldı. Akşam ziyafeti geldi ve bu münasebetle çağrılmış olan çalgıcılar da geldiler. Rodolfo, oğlunun yüzünün aynasında kendi kendisini gördü. Bunun iki dedesi ve iki büyük annesi sevinçlerinden ağladılar. Bütün evde cümbüşün, memnunluğun ve neşenin ziyaret etmediği köşe kalmadı. Gece, hafif ve kara kanatlarıyla uçmasına rağmen Rodolfo'ya kanatlarla değil, fakat koltuk değnekleriyle gidiyor ve yürüyor gibi geliyordu. Sevgili karısıyla baş başa kalmak arzusu kendisinde o kadar büyüktü. Sonunda arzu edilen saat geldi. Çünkü gelmeyen hiçbir son yoktur. Herkes yatmaya gitti ve bütün ev sessizlik içine gömüldü. Bu hikayenin hakikati sessizlik içinde kalmayacaktır. Çünkü Toledo'da bıraktıkları birçok çocukları ve ünlü nesli buna razı olmayacaklardır. Bu iki bahtlı evli birçok ve mesut seneler kendilerinin, çocuklarının ve torunlarının zevkini tattıktan sonra Hala Toledo'da yaşıyorlar. Bu Tanrının izni ve Luizico'nun yararlı, ünlü ve Hristiyan dedesinin yeryüzünde yayıldığını gördüğü kanın kuvveti sayesinde olmuştur. Son.